Arkadaşlar Otokafalara hoş geldiniz. Ben Mehmet Berberoğlu. Yine Dubai'deyiz. Bentley'deyiz. Dünyanın en büyük Bentley showroom'u burası. Ve bu showroom'un 5. katını bizim için kapattılar abi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü 5. katta 5 tane çok özel otomobil var. Çok özel otomobil dediğim Bentley Mulsanne Grand Limousine by Mulliner. Yani acayip uzun bir ismi var. Aynı araba gibi, araba da hayvan gibi uzun bu arada yani. 7 metreye yakın. Videoya geçmeden önce tabii ki her zamanki gibi sizden desteklerinizi isteyeceğim. Çünkü o destekler benim için çok önemli. Siz bize destek verdiğiniz sürece, siz şu anda videoyu aşağı kaydırıp kanala abone olup bildirimleri açtığınız sürece ve videoyu beğendiğiniz sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Trendlere girelim. Yani bir 1000 beğeni alalım ya. Şu video için bir 1000 beğeni sizden rica ediyorum. Ve sizlere bu güzel arabaları daha da çok daha iyilerini sunmaya devam edeceğim. Sponsorumuz iCarPax'e de çok teşekkür etmek istiyorum. İster telefonunuzda aplikasyon üzerinden, isterseniz de web tarayıcının üzerinden iCarPax'e üye olup her türlü coin ve token'ı, Bitcoin ve Ethereum dahil birçok coin ve token'ı alıp satabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen videoya geçelim. Dediğim gibi burada tam 5 adet Bentley Grand Limousine by Mulliner var. Nedir Grand Limousine by Mulliner? Bu arabalar 2015 yılında bir tane müşterinin sipariş etmesiyle 5 adet birden sipariş ediyor. 2015'te bu otomobiller buraya geliyor. Hepsi coach build. Yani coach build dediğimiz nedir? Sıfırdan bu arabaların karoseri yapılmış. Aslında coach building olayı 1600'lere dayanan bir olay. 1600'lerde atlar için başlayıp daha sonra at arabalarının karoserlerinin yapımıyla devam edip daha sonra otomobil endüstrisine geçen 1940'larda bayağı bir popüler oluyor. Bugatti'nin Type 50'si, Type 39'u, 40'ı bunların hepsi aslında coach build dediğimiz daha sonradan yapılan, yani karoseri sonradan üstüne yapılan, şasinin üstüne yapılan arabalardır. Bu iş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra seri üretime geçtiği zaman, işte Ford olsun, Volkswagen'i, bunların hepsi seri üretime geçtikleri zaman karoser olayı bitti, tarihe karıştı. Öyle 3-5 tane kişi kaldı, bir tanesi de Mulliner. Ve Mulliner şu anda Bentley'in bünyesinde. Bu arabalardan dünyada şu anda sadece 5 adet var. 2015'te bu arabaların bu bölgeye 5 adeti bir müşteri tarafından sipariş ediliyor. 2015'te burada gördüğünüz 5 araba Birleşik Arap Emirlikleri'ne geliyor fakat ne trafiğe işleniyor ne de kullanılıyor. Daha sonra Bentley bu arabaları sahibinden geri alıyor kullanmadığı için. Bu yaz başında satışa çıkartıyor. O yüzden bu otomobillerden dünyada sadece 5 adet kaldı ve hepsi 2015 model. Öne geçersek, evet. Şimdi şu Bentley, bu uçan Bentley logosu mesela çarpma anında hop bu içeri giriyor. Ondan sonra ve de yukarı çıkıyor. Buradaki ızgara hoş. Çok yakışıklı, çok agresif duruyor. Şişkin ön tampon çok enteresan. Farlara gelirsek farlar çok hoş gözüküyor. İçeride Bentley Motors yazısı. Otomobile bu arada evet yani şey ızgaralara yakıştı değil mi? Agresif gözüktüğü için yakışıklı dedi. Baktığınız zaman aslında otomobil genel hatlarıyla çok yakışıklı mı? Bence değil ama çok karizması olan bir otomobil. İnanılmaz oturaklı bir otomobil. Tam bir baba arabası veya işte bir cumhurbaşkanı arabası. Şahıs arabası değil ama yani. Bu canavarın kalbine gelirsek 6.8 litre çift turbo 512 beygir bir V8 mevcut. 512 beygir hiç fena değil. Gerçi bu araba tam 3150 kilo yani 3 tonun üstünde bir araba. Fakat yine de 0-100'ü 5.8 saniye bence gayet iyi. Son süratı da 290 kilometre. O da çok iyi. Bu üzerinde gördüğünüz bu V8 aslında Bentley'nin 1950'lerden beri yaptığı bir motor. Bu motorda Mulsanne'la beraber yani Mulsanne 2010 ile 2020 arasında üretildi ve emekliye ayrıldı. Bu motorda Mulsanne'la beraber artık emekliye ayrıldı. 60 yaşında bir motordan bahsediyoruz. Bu arada üzerinde mesela 1395 sayı numarası var ve tamamen elle yapıldığını da söylüyor. Üzerinde yapan amcamızın ismi de var. Steve Brown diye birisi arabayı yapmış. Şeyleri filan, kabinin içi filan muhteşem gözüküyor. Şimdi arabanın yanına geçelim. Abi arabanın yanına geçtiğimiz zaman, yani 7 metre abi şu kolu, benim şu açıklığım, kol açıklığım yaklaşık 2 metreye yakın, 1.90. Yani bakar mısınız abi, 6 metre 75 santim, hayvan gibi. Bunun kabuları, panelleri
Hepsi alüminyumdan yapılma, alüminyumdan beslenmiş şekilde yapma, arabayı hafif tutmak için. Ama bu araba hafif değil, 3.1 ton. Hayvan gibi yani, düşünürseniz. Ondan sonra geldiğimiz zaman, rengi çok özel bir renk mesela. Ruby kırmızısı, alttaki de ceylan sarısı. Ceylan beji sarı diye, özür dilerim. Önce bu ruby kırmızısını arabaya bir boyuyorlar, yediriyorlar. Sonra arkasından üstüne birisi gelip elle bunu boyuyor, spreylemeyle. Yani inanılmaz çok düzgün bir çizgi var burada, muhteşem. Yani adamın bunu tutturması için hakikaten özel bir insan olması lazım. Yani her şeyi, boyası elle yapılıyor. Bu arabanın panelleri, bu yan panelleri, her tarafı alüminyum ve presleme, süper form verme yöntemiyle yapılıyor. Yalnız arabanın şu kısmı mesela tamamen eski usul karoser zanaatıyla yapılmış. Zanaattir aslında bu. Tamamen eski sistem karoser yapımıyla böyle yuvarlak bir şeyin üzerine gelip elle ova 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 birisi buna bir form veriyor. Yani düşünebiliyor musunuz abi? Şunu adam elle yapmış. Şu bu yekpare bir parça bu arada. Adam bunu gelip iki kişi, üç kişi elleriyle ova 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 form vererekten bu hale getiriyorlar. Çılgınlık yani abi. Baktığın zaman tam bir düz çizgi var. İnanılmaz duruyor yani. 21 inç jantlar var. Kocaman. Önler 265, arkalar 245. Enteresan bir şekilde. Bunu merak ediyorum aslında. Neden öyle? Normalde arkaların büyük olması lazım. Önlerin daha küçük olması lazım. Ama burada önler 265, arkalar 245. Yana gelirsek, alüminyum paneller devam ediyor. Buradaki B ve Mulliner yazısı tabii ki burada. Ve Bentley'nin B'leri ve bütün gövde boyunca gelen bu krom burada çok hoş gözüküyor. Arkaya gelelim. Yani bu arabanın esas olayı bu arada içinde. İçine geçmek için sabırsızlanıyorum. O yüzden böyle aceleci davranıyorum. Arkasını açıyoruz. Bagajda düğme falan yok. B yazısına bastığımız zaman hop burası açılıyor. İçi ev gibi. Yalnız biraz hayal kırıklığına uğratıcı. Çok büyük bir bagaj yok bana sorarsanız. Burayı da kapayalım. Arkaya geldiğiniz zaman oval egzoz çıkışları mevcut. Burada görüyorsunuz. Yani arabanın dışında anlatılacak çok bir şey yok. Yani 6.75 metre olması tabii çok büyük bir etken. Ayrıca içerisinde 8 santim kafa şeyin için uzatılmış yukarıya doğru bu araba ve 1 metre daha normal Nissan'dan daha uzun. Ama bütün olay arabanın içinde oluyor. Tahmin edeceğiniz gibi. Bir sürücü koltuğuna geçelim önce. Çok enteresan bir şey var. Bu arada kapılar vakumlu. Tabii ki yani vakumsuz olmaz bu araba. Sürücü koltuğuna bir geçelim. Evet abi. İçeri girince yani burada bana enteresan gelen şey şu. Abi inanılmaz dar. Yani çalışana hiç acımamışlar. Gördüğünüz gibi ufacık bir yer var burada. Adam diyor ki abi şoför adam ne yapıyorsa yapsın. Şoför mahalline geldiğim zaman yani normalde aslında Bentley'ler sürücü odaklıdır. Yani sürücüyü her zaman düşünür. Ama burada bence hiç düşünülmemiş. Çok dar çünkü yani içerisi. Sırtı falan da rahat değil. Koltuk kesinlikle geri gitmiyor. Ha adam ne yapmış ama masaj koymuş abi. Diyor ki çalışanıma da masaj yapılsın yani. Masajlı koltuklarımız var. Full deri direksiyon. Tekrar full deri detaylar. İçeriye baktığımızda bana göre içerisi artık biraz modası geçmiş olarak. Yani retro değil abi bu. Bu biraz modası geçmiş bana sorarsanız. Çok güzel analog göstergelerimiz var. Benzin göstergesi, saatim, motor sıcaklığı var burada. Telefon koymak için bir saklama alanı var. Gayet de güzel. Yeterince yer var burada. Buradaki bütün düğmeler bu arada Bentley'e özel. Yani bunların hiçbirini, Volkswagen grubunun hiçbirinde kullanıldığını bulamazsınız. Çok hoş, çok güzel analog düğmeler var ama bence biraz modası geçmiş. Bunlar hep ikinci jenerasyondan kalan, yani Bentley'nin 2010'lardan kalan içleridir. Hatta 2010 öncesinden kalan içleridir. Öne geçtiğimiz zaman burada ufak bir ekranımız var. Yani bu analoglukların yanında dijital bir ekran. Arabayı çalıştırdığımız zaman ekran çıkıyor burada bir tane. Ekran biraz ufak abi. Yani biraz değil bayağı ufak. Şöyle göstereyim. Bu benim telefonum. Ki bu o mikro maxi filan modlarından değil yani. Telefon ekranı gibi bir ekran var. Ve baktığınız zaman işte buradan medya. Medyaya girebiliyorsunuz. Biraz da yavaş çalışıyor kendisi. Yani initializing medya. Info. Arabanın trafik infosu. Arabaya giriyoruz. Arabaya girdiğimiz zaman ama her şeye bir please wait diyor abi. Biraz bekleyin diyor. Biraz bekleyin. Geleceğim kendime. Geldi. Buradan kontrol edebiliyoruz. Bu arada setup MMI işte Audi'den
Alışık olduğumuz bir MMI sistemi zaten. İşte dili şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bütün şeylere buradan girebiliyorsunuz. 4 tane sürüş modu var. Comfort. Burada zaten görüyorsunuz. Bentley. Ondan sonra Sport. Ve Custom diye. 4 tane sürüş modu var. Bu arabada özel bir süspansiyon sistemi var. Çok rahat olduğunu söylüyorlar. Bunu da kullanacağız. Göreceğiz. Burada saklama alanları var. Torpido gözünde enteresan bir şey var. DVD changer abi. En son ne zaman DVD seyrettiniz? Yani onu çok merak ediyorum. DVD seyreden kaldı mı? Yani birazcık arabanın içi eski kalmış. Ondan bahsedelim. Saklama alanlarımız mevcut. Bu arada saklama alanı değil, burada telefon var. Yani o ta eski Nokia telefonları koymak için burada bir yer var. Şoför bu arada konuşacağı zaman arka tarafla buradaki düğmenin açık olması gerekiyor. Zaten şunu da size çekip göstereceğim. Bunu açtığınız zaman burada bir ışık yanıyor. Duydunuz mu bilmiyorum. Din din diye böyle bir ses. Efendim işte şöyle böyle nereye gidelim filan falan diye şu düğmeye basarak konuşuyorsunuz. Ayrıca buradaki ekran da aydınlanıp kararabiliyor. Onu da size göstereyim. Şuna bastığınız zaman hop arkaya giriyorum, yakaladım sizi. Ne yapıyorsunuz bakayım filan diyorsunuz. Ondan sonra kafana ayakkabıyı yiyorsun. Basıyorsun abi, ekran kararıyor tekrar. Kapılardaki B detayları çok hoşuma gitti. Bu arada ceviz abi, mobilya bunlar ya. Yani bunlar bayağı mobilyacıda yapılan mobilyalar. Yani kaplama değil bunlar. Bunları adamlar mobilya olarak işliyorlar. Atölye, mobilya atölyesinde işliyorlar. İnanılmaz. Yani detay ve işçilik çok fazla ama kabin eski. Arkaya geçelim. Arkası çok enteresan. Onu anlatacağım şimdi size. Evet, arabanın arkasına geçersek esas olay dediğim gibi arabanın arkasında oluyor. Bentley'nin uçak yapım zamanlarına atıfta bulunan 4 tane ayrı yolcu koltuğu var. Karşılıklı birbirlerinize bakıyorsunuz bu arada koltuklarda. Her koltuğun kendi klima sistemi var. Her koltuğu kendiniz ısıtabiliyorsunuz. Ayrı ayrı dereceleri bu arada. Isıtıp soğutabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Bayağı bir lüks düşünülmüş. Muhteşem lastik yastıklar var. Tek başınıza oturuyorsanız şu kabalığı yapacağım kusura bakmayın. Aa, böyle gidebilirsiniz. Muhteşem bir şey var. Burada koltukların kontrolleri mevcut. İşte ben bu koltuklarımı da öne, arkaya, geri, ileri yapabiliyorum. Masajlı koltuklar tabii ki var. Onun dışında bu arada bunları piknik masası diyorlar. Piknik masaları bu şekilde açılıyor. Biraz puzzle çözmek gibi. Şöyle ve böyle. Ha süper. Ama tabii buraya bilgisayar falan koymayacaksın abi. Bu da tekrar Bentley'nin uçak zamanlarına atıfta bulunuyor. Bunların hepsi. Ya ben bu arabayı çekerken çok heyecanlanmıştım. Çok umutluydum bu arabadan ama yavaş yavaş içine girdikçe birazcık arabanın artık eski kaldığını düşündüğüm için biraz hayal kırıklığına uğradım. Tamamen ceviz ahşap kullanılmış buralarda. Bu arada şunu hemen göstereyim. Bakın. Buradaki gördünüz mü? Bu da çok hoşuma gitti. Dışarıdan geçirgen veya şey oluyor. Hop basıyorum. Pat. Yine siyahlaşıyor. Aynı şey o koltuklar için de geçerli. Burada bir buzdolabı var. Bu çok hoş. Çok güzel bir özellik. Burada kristal bardaklarınız var. Aynı zamanda şişe soğutucu. Oh soğuk soğuk güzel. Buraya aynalar koymuşlar. Bayağı da kocaman ev aynası gibi. Ondan sonra buradan koltuğumun ısısını, koltuk ısıtmamı, klimanı herkes buradan kontrol edebiliyor. Ekranım var. Arka perdeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Öndeki de bu arada geçirgen olup opak veya geçirgen olabiliyor. Onu da buralardan ayarlıyorsunuz. A few moments later. Abi arabanın içinde kilitli kaldım bu arada. Dışarı çıkamıyorum. Kesinlikle. Hi Shreya, I'm locked inside the car. I cannot get out. Arabanın içinde şu an çıkamıyorum. Motor çalışıyor. İçerisi bayağı egzoz kokmaya başladı. Thank you. Are you serious? Yeah, I'm serious. Like you get in and you cannot get out. Evet arkadaşlar, gerçekten komik oldu. Enteresan oldu. Bu tarafa geçtiğimiz zaman burada da aynı özellikler var. Buna basınca arka perdeyi tekrar buradan kontrol edebiliyorum. Ondan sonra şuna basınca bakın burası geçirgen oluyor. Yani siyah cam veya geçirgen cam. Bu arada bu çok güzel bir özellik. Türkiye'de siyah cam falan yasak ki. Şöyle bir şey hep olsa keşke. Bu da çok güzel. İşte burada nelerimiz var? Askılıklarımız var. İçerideki deri kullanımı muhteşem tabii. Yani baktığınız zaman. Burada bir bardaklık ve buzdolabım daha var. Bu da çok hoşuma gitti. Bu arada analog saatler burada da devam ediyor. Burada İngiltere saati ayarlı her zaman. İngiltere'ye adamlar İngiliz olduğu için ne milliyetçilik yani.
Ortada dışarısının sıcaklığını görüyoruz. Burada da saat var. Çok güzel yastıklar koymuşlar içeri. Şahane. Baklavalı koltuklar acayip rahat. Sonra burayı açalım. Burada ne var? Bakalım. iPad docking station'lar koymuşlar. Bunlar da çok hoş. iPad'lerinizi alıp burada store edebiliyorsunuz. Daha sonra bakarsak havalandırmalarımız yine burada. Şu camı göstermek istiyorum size. Bundan bahsetmiştim içeride. Şimdi bakın abi. Normalde şoför kısmını görmüyoruz. Bak buna bastığınız zaman hop dışarıyı görüyorsunuz. Bence çok tatlı, çok güzel bir özellik. Ve sadece bu arabada kullanılıyor bu. Yani Bentley sadece bu arabada kullanmış bunu. Bir de buna basaraktan konuşuyorsunuz. Yani aslında ben şu anda konuşurken öndeki şoförüm beni dinleyebiliyor. Şoförüm olursa tabii. Bu arada abi kapı hayvan gibi. Şunu da göstermem lazım size. Burada adamlar Naim by Bentley, Naim müzik sistemi kullanmışlar. Bu bayağı kuvvetli bir müzik sistemi. Hani bir de bu kapıları kapattığınız zaman şu şeylere bakın abi. Nasıl diyeyim size? Acayip kalın ve şeyleri, izolasyonları muhteşem. Bunu kapattığınız zaman içerisi tam bir konser salonu gibi oluyor. Muhteşem bir ses. Çok keyifli oluyor yani. Ayrılmadan önce bu arada şuna da bakar mısınız? Yani ışıklı olarak Musa ve de burada ne diyor abi? Grand Limousine Coachback by Mulliner. Adam diyor ki ben bunu elle yaptım. Her yere de şeyimi koyarım. Bilgimi, şeyimi, information'ımı koyarım diyor. Yani bir limuzin, evet yani artık abartmışlar abi. Ama çok güzel bir araba. Yani sahip olmak ister miydim? İsterdim. Bir S-Class'a değiştirmek ister miydim? Hayır. Yani sanırım bir Maybach'ı tercih ederim. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada bana bunu da söylerseniz çok sevinirim yorumlarda. Maybach mı? Bu mu? Benim tercihim galiba Maybach. Bu konuda dürüst olacağım. Bentley Mulsanne Grand Limousine by Mulliner'ı yakından tanıdık. Enteresan bir deneyimdi. Umarım sizler için de enteresan bir deneyim olmuştur. Bu arada konuda her şeyi duyuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Aha kapattım. Hoparlörü de kapattım. Açtım. Önde konuşulanları duyuyorum. Onlar da şu an şeyi çözmeye çalışıyorlar. Bu kapılar niye böyle kilitlendi, niye şey yaptık? O da çok komik oldu bu arada. Evet arkadaşlar, değişik, eğlenceli bir video oldu bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu aşağı kaydırıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Desteklerinizi istiyorum. Bunu sizden özellikle rica ediyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.